küçük Cemal Efendi vardı, vaiz. Vaiz, evet. Ama bu kısa boylu Cemal değil de boyu uzun da yaşı küçük yani. Bu Dağıstan taraflarından gelen Mirza. Cemal Ozanlar soyadı da. O da Merkez Efendi yatıyormuş, kabri oradaymış. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Onu da imam tutmuşlar özel. Cami imamları da efendim şöyle, 70 yaşında, 80 yaşında, 90 yaşında, o zaman emeklilik yok Mehmet Emin Hocam. Emekli olmak için daimi mezun yapıyorlar. Yerine gelen imam, vekil imam oluyor. Allah'ım bu imamı bir an evvel canına al, yerine ben asil imam olayım diye dua ederlermiş efendim. Ben de öyle bir imamlık almıştım Ankara'da öyle bir. Fakat ben dua etmeden kanunlar değişti medrese şeyi, Menderes zamanında. Hemen emeklilik kanunları oluştu, oldu oldu, düzeldi onlar efendim. Ezan-ı Muhammedi'yi götürdü beni hoca oraya. Bir de müezzin istemişler Mısır Şahsı'ndan, Halil Karaca gelmiş. Bizzat kendi geldi, Hafız Emine'nin kocası. Beni götürdü, şöyle baktı, pek beğenmedi. Daha köyden yeni gelmiştim. Böyle elbisem de şöyle böyle. Ezan'a çıktım. Haydi namazaya gelince, o zaman haydın hayalat salayın da haydın namaza. Baktım burada seyyar satıcılar durdu, bütün fabrikalar durdu, gürültü. Eyvah dedim ya, yanlış mı okuyorum yoksa vakitsiz mi? Korktum, yok hoca çıkardılar biz. Baktım buraya, abi gene affedersin hocam talebelerine ufak bazen bir şakacı. De ulan işim oldu dedi, beğenilmişim yani. Bilmiyorum ama ben oraya ne için gittiğimi bilmiyorum. Neyse namaz kılındı, müezzinlik falan yaptık. Kapıdan çıkarken ezanı iyi dedi, müezzinliği o kadar iyi değil dedi. Beni götüren o Hafız Emine'nin kocası, sen onu bir ay sonra gör dedi. Hocam bana bir ayda Ramazan'da her gün talebeleri tadil olduğu halde bana her gün bir ay müezzinlik talim ettirdi evinde. Sabahları sağ. Evinde. Böyle hocaydı evinde. Efendim. Böyle hocam. Evinde mi kaldınız hocam siz? Ben evinde de kaldım. Evet hocam. Onu da anlatayım. Geliyorum. Neyse şeyine, yazıhanesine gittik. Yazıhanesine. Hoca efendim diyor ki, ben anlamıyorum ne için, ben niye okuttular. Meğer beni oraya daimi özel müezzin alacaklarmış. Özel. Kadrolu değil tabii. Hangi camiye hocam? Marputçular Camii. Marputçular. Bu Camii. Mısır Çarşısı'nın içinde çarşı da küçük. Tahtakale. Evet, Tahtakale'de efendim. Evet. Maruf bir semt şimdi orası. Orada küçük bir camidir efendim. Yazıhanede işte konuşuyoruz fabrikada. Hocam diyor ki 50 lira yapın, 50 diyor. Onlar 30 diyor. Ya Süleymaniye Camii'nin imamı 36 lira diyor. Gelecek bir öğleyin bir ikindi ezan okuyuverecek diyor. Çarşı olduğu için başka bir şey yok. Bir öğleyken bir öğleyken de bunda ne var diyor, yoktular. Biz zaten üç kişiyiz, onar kağıttan fazla bizler. Hocaya da 80 veriyorlarmış şeye, Cemal Hoca'ya. Neyse hocayı zorla razı ettiler. Dedi yanma dedi, bunun dedi bak elbisesi iyi değil dedi falan. Elbise hemen ölçü aldı elbise. Bunun ayakları kokar da bunu şey verin dedi. Bir düzine çorap, bir düzine çorap, ayakkabı, iskarpin vesaire. Bizi düzendirdiler güzelce. Kılığımızı düzelttik. Dedi kılığını düzelttik hadi bana. Burada devamlı müezzinlik yapacaksın dediler. Ben de o zaman anladım müezzinlik yapacağım. Bu şekilde başlamıştım. Şimdi buradan İstanbul'a çıkan gelişim böyle efendim. Hocam şimdi buradan çıkan şey, yani merhum Hasan Akkuş hocamız talebelerine bir defa çok sahip çıkıyormuş. Ben öyle anladım. Şimdi hocamızın hayatına geçelim hocam. Hasan Akkuş hocamızın. Merhum. Yani az önce de ifade etmeye çalıştık. Cihan Harbi'nde, Birinci Cihan Dünya Savaşı'nda savaşta asker değil mi hocam o esnada? Evet. Esir düşüyor. Daha sonraki dönemlerde yine böyle hep evet. Meşakkatli geçmiş. Kur'an kursu, Nur Osmaniye Kur'an kursunu açması bir ayrı bir zahmetli bir şey. Bilhassa bizim şey. Benim evet, zamanımda evet, açıldı evet. Efendim. O size anlattı mı hocam o askerdeki durumlarını? Anlattı efendim, onu da. Evet. Onlardan bir bahseder misiniz hocam? Bir de köyden kısaca şey var. Köyden araba yok, Ankara'ya kadar şey yok. O köy, zaman. Başkonak köyü mü? 1895'lerde. 1895. 1895 hocamın doğumu. 1900 diyelim evet, hadi gelişi. Evet. 4 yaşlarındayken
atın heybesinde gelmiş Ankara'ya kadar. Babası Hacı Osman Efendi kıbleye durunca Yeni Cami'deki Eminönü Camii'nin, Yeni Cami'nin sol tarafında Arpacılar Camii varmış. Bilmem duyarım. Evet, oranın imamıyım, müezziniymişti babası. Babası. Babası orada müezzinken Hoca Efendi'yi getirmiş. İşte 7-8 yaşlarından sonra hafızlığa başlatmış. Ve idadi mezunuydu hocam yani. Daha yükseğinde okunmamış nasıl olduysun ama tabii kültürlü. O zamanın kültürü malum evet, yani. Evet, evet hocam. Kültürlüydü. O şekilde hafızlığı yapmış. Hafızlığı yaptığı kimseler de duyardık. Tabaklar Camii Yunus Efendi. Talimi çok güzelmiş. Eyüp'te Kızıl Mescid İmamı Hüsnü Efendi varmış o zaman diyoruz. Ondan hafızlığını bitirdiğini duyardık. Arap hafızda da okuduğunu söylerler de bazı da onda okumadı diyorlar. Bilemiyoruz tabii. Evet. Hatırında kaldığını söylüyorum. Evet. Yani böyle uzun yaşayacağımı bilseydim kaydederdim. Estağfurullah. Daha sağlam tarihi kayıtlar verdim ama bu kadarı verebiliyorum. Yalnız kıraat ilmini, aşere takrib ilmini Trabzonlu meşhur Nur Osmaniye başimamıymıştı o zaman. Akraboğlu Osman Efendi diye bir zatta şeyini okumuş. Okumuş, kıraatı. Kıraatını hocam. Hafız Osman. Hafız Osman, Akraboğlu unvanı varmış. Evet. Siz de duymuşsunuzdur evet. Belki. O zatta bitirmiş aşere takrib ilmini. Zannediyorum tahminen bu. Hocam, işte o esaret, ihtiyat subaylığı yapmış hocam. İhtiyat subaylığı, esarette kaldığı zaman demiş Allah'ım şu esaretten kuldayım da ağlamış. Sana, ölünceye kadar sana Kur'an okutacağım, Kur'an'a hadim olacağım. Söz vermiş orada. Söz bu ya efendim. Ölünceye kadar hocam Kur'an okuttu. Biz de elhamdülillah okuyuncaya da okuyacağız. Ben de hocama söz verdim. Ben de öyle okuydum. Okutacağım inşallah. İnşallah hocam. Allah uzun ömür versin inşallah. Esaretten döndükten sonra hocam, Sultanahmet'te Akbıyık Camii bir imam, bir Akbıyık Camii varmış oldu. İlk oralara imam olmuş. Sonra Arap Camii'ne imam olmuş. Arap Camii'nden sonra da Nur Osmaniye'ye ikinci imam olmuş. Bu Akraboğlu Osman Efendi de kurallığını bitirdikten sonra Osman Efendi'yi nasıl yaptığınızda kandırmışlığı Adapazarı'nın zenginlere ağlar. Hocayı, baş imamı Adapazarı'na tayin ettirmişler. Fırsat bir Hoca Efendi o zaman tam yerine baş imam olmuş Hasan Akkuş Hoca Efendi. Nur Osmaniye Camii baş imamlığına. Hocasının yerine evet, hoca olmuş. Akraboğlu hocasının imam, Osman Efendi'nin yerine imam olmuş. Orada Kur'an okutmaya başlamış. Orada Kur'an okutmaya başlarken efendim talebe okudu ama resmi bir şeyi yok. Tabii Kur'an kursu falan yok daha yok. Ortada değil mi hocam? Camide okuduyor. Camide. Ankara'dan Fuat Börekçi o zaman reisi, Diyanet İşleri Başkanı da Cumhuriyet Hükümeti'nin ilk reisi, Diyanet İşleri Başkanı Fuat Börekçi'dir. Ankara müftüsüyken reis yapmışlar yani. Kemal Atatürk reis yapmış. Prostat ameliyatı için İstanbul'a gelmiş. Guraba hastanesinde ameliyattan sonra merhum İdris Efendi Hoca Efendi Hazretleri ile hocam Akkuş Efendim rahmetullahi aleyh gitmişler hastanede ziyaret etmişler. Ziyaretten sonra ameliyattan sonra bu sefer reis beyim Fuat Börekçi'nin kontrol için bir müddet İstanbul'da kalması gerekmiş bir ay kadar. Hoca Efendim de yeni ev almış Fiyonlati Caddesi'nde. Yeni evine taşındı. Meşrutasını reis beye eşyasıyla beraber tahsis etmiş. Fuat Börekçi'ye. Evet hocam. Fuat Börekçi de 2-3 güne birlikte giderken gelirken Kapalı Çarşı'dan çıkmış. Nur Osmaniye Camisi'nden geçiliyor ya. Meşrutalar da Nur Osmaniye Camisi'nin içindedir yani. Avlusundadır meşrutaları. Meşrutaya gidecekken bakmış caminin kapısı açık. Saat 10 gibi. Sabah 10 gibi. Bir bakayım caminin içine nasıl ki falan. Reis ya. Resmi kıyafetli. Kapıdan girince içeride talebeler varmış. Kalabalık 20-30 kişi. Hemen kaçışmışlar. Aman basıldık falan basıldık. Kaçışmışlar. Oğlum basılma ben reisim gelin melin dediler kaçışmışlar. Neyse hocam hocam çıkmış. Akkuş hocam çıkmış karşısına. Hocam buyur. Ya,
içeriye kayımhaneydi böyle imamların soyunma giyinme caminin müezzine oturma yeri. Orada okuturdu. Dışarıda camide çalışırız. Camdan böyle işaret eder. Gel içeride okurduk efendim. O şekilde okudurken hocam demiş Allah'tan korkuyoruz. Kur'an oku diyoruz. Vazifemizi yapmaya çalışıyoruz. Kanunlardan korkuyoruz. Kaçıyoruz. Şuna bir çare bul da bana bir Kur'an öğretmenleri verin de şunları bir serbestçe okuduyum demiş hoca. Tabiri çok Hasan güzel. Efendi bilir hocayı girişimciydi. Söyleyin. Mustafa Kemal'e söyleyeyim de bir kadro alalım inşallah demiş bana. Hemen bir hafta sonra gelmiş. Kur'an'ın ilk Cumhuriyet'in ilk kadrolu Kur'an öğretmeni Hasan Akkuş hocamdır yani. Hem, bu da tahmin ediyorum 1930-33 araları falan olsa evet, gerek. 33-35-33 o aralar olsa gerektir. O zaman iki vazifeyi bir arada yapma imkanı yapılıyordu. Varmış ben demek. Ben de öyle evet. Yaptım. İlk tayinler öyleydi. Evet. Emekli sandığına bağlı değildik yani. Evet. Yeni seyircet bilen bir şey derlerdi yani. Emekliliği yok, şunu yok, bunu yok. Hademe-i hayrat, hizmetçi gibi falan böyle. Vakıflardan... Evet. Vaizlere vardı da imamlara, müezzinlere böyle bir kadroydu. Emeklilik yoktu. Daimi mezunluğu var. Ömrü yaşadığı müddetçe şey yapar, maaşının yarısını alır. Yarısını yerine gelen alırdı. Vakıflardan alıyordu. Vakıflardan evet. Alıyordu. Sonradan biz Diyanet'ten aldık. Yine Diyanet'e işte Menderes hükümeti gelince, demokrati gelince hemen o arada Ahmet Hamdi Aksi, Aksaki çevirdi o işi de. Ahmet Hamdi Aksi de çok girişimci insandı evet. Yani. Sonra anlatabildiğim kadar efendim, kadro geliyor, başlıyor. Bizden evvelki ağabeylerimiz vardı. Ahmet Köksal'ın şuna rahmetullah oldu. Ali Güran vardı kardeşimiz. Üstten evvel vefat oldu. Kurra'dan da o da. Ahmet. Bunlar talebeleri, önde gelen talebeleri önde değil gelen mi hocam? Talebelerden de. Ali Güran da Kızılcamam'dı. Bizden evvelki talebe, Kızılcamam'dı. Bizden evvelki talebelerdendi. Ve hocam şöyleydi. Hocam altyapıyı yapardı. Asım Kur'an'ı okuttuktan sonra kıraata doğru ayaksız İsmail Efendi'ye gönderir. İsmail Efendi'ye gider, bir okudu İsmail. Kafası şu, tamam, başla kıraata. Biraz daha oku gel, hadi bir sene daha oku gel. Eğer beğenmezse talimleri de iyi tutar. Talim ve tasih-i huruf Hasan Akkuş hocamıza beraber, aitti. Kıraat, aşere takrib. Ben kıraat okumadım. Ben yok, sade hafızım. Yani aşere takribi İsmail Bayır Hoca. Ha, İsmail Bayır Hoca Efendi okuturdu yani. Evet. Benim okutmaya okudamadığım sebebi de işler hocam, acısı. Bir şey söyleyeyim. Oraya geleyim. İşler acısı. Ertesi sene 600 lirayla dönecektim ya. Ertesi sene 600 liraya döndüğümde babam cennetlik oluvermiş. Öbür tarafa gitti efendim. Allah rahmet eylesin. Anam dedi ki olsun. Bir daha İstanbul'a gidersen bundan emdiğin zıkkın, bundan sonra katın olur. Halbuki babam da bana dedi ki, sakın bu memlekete ayak basma, kulağıma diyor, annem duymasın. Büyük adam ol, büyük camiye imam ol, biz de oraya al demişti babam. Ama babamı bulamadım ki, yok babam. Ama annemden de ancak bir sene daha, bir iki sene daha izin alabildim. 48 senesinin sonuna kadar kalabildim. Hatta ara ara ayından ayına okurken atladıyordum. Hocam der ki 5 kişi dinlerdi, yetiştiremiyordu. 3 kişi ağır ağır okuyan, talim okuyanlar dinlerdi. Ezber okuyanın birisini kulağıyla, sol kulağıyla ötekine. Ha bazen atlatıyordum. Bir iki sefer. Bendeniz ona rastladım. Ha bir iki sefer aynı atlattım ama ikisini de yakaladı. Lan affedin nereye? Hocam dedim benim babam öldü biliyorsun. Ben bir an evvel oğlum baban da benim. Anan da benim. Yaşın ibadetten bana ait dedi falan. 3 sene burada okumazsan mahraçlar yerine oturmaz, okuducu olamazsın. Böyle demişti. Allah rahmet eylesin. Onun için aşırı takrib okuyamadım. Ankara'da da okuyacağımız zaman biz çağımız geçmişti yani. Safvan Çakıroğlu falan okuyorlar ama 60'tan sonra 50'den sonra da zor bu iş yani. Benim hocam bir şey dikkatimi çekti. Efendim? Şimdi Hasan Akkuş hocamızla İsmail Bayır hocamızın vefat tarihleri de aynı. 1972 yanılmıyorsam vefatları. Yani aynı vefatı yıl vefat, 1972 hocam. İkisi aynı yıl vefat Ocak etmişler. 8. Evet. Hasan Akkuş hocamızın, hocam Mehmet Ali hocam gene her an kayıtları alıyor. Sen bunları ben muhafaza edemedim, sen bari et yani. İnşallah. 1972'nin Ocak 8'inde
vefat etti. Ocak 9'unda defnedildi Zincirlikuyu mezarlığına. Zincirlikuyu mezarlığına da defnedilmesinin sebebi gelini Hafız Şazihan'ın Arnavut köylüydü. Aile mezarlığı Zincirlikuyu'daymış, evet. Gelininin. Babasının, anasının, kendi anasının, kendi babasının yanına aldı. Kayınvalidesinin, evet. Kayınbabasını da oraya almış, evet. Kendi aile mezarlığına gömdürdüler. Çocukları kaç gider. Çocukları kaç çocuğu vardı hocam? Üç çocuğu vardı. Hayrün Nisa, Hayrün Naz, Osman. Üçü de rahmetli oldu efendim. Allah kalmadılar. Üçü de gittiler. Sonra hocam peki Nur Osmaniye'deki bu Kur'an kursu görevine hocamız devam etti mi yoksa? Evet. Şuna. 1945 senesine geldiğimde camide okuyorduk işte, evet. Anlattığım gibi. O Eminönü Müftülüğü açılmıştı bir zaman. Nur Osmaniye'de biliyor musun? Caminin sol tarafında hemen, ön tarafında. Böyle merdiven. Bunun, evet. Altında bir gündüzlük Kur'an kursu. Orası kitap mahzeniydi. Eski kitapları yere doldurmuşlar. Biz onları bir yere doldurduk. Bir yere. Vakıflardan 7 lira kira ile tuttu 1945'in. Kasım Aralık ayları olur. 1945'in Kasım Aralık. NATO dersen gündüzlü Kur'an kursu da Nur Osmaniye'nin 1945 senesinin Kasım Aralık aylarında açtı. Ve işini de Nimet ablaya tefriş ettirdi, biletçi. Biletçi, evet. İşine de Nimet dershanesi yazıverdi. La oğlum dedi, şunun adını yazalım da biraz bir gönlünü alalım dedi. Bu kadar masraf et dedi. İşine, içerisinde dışarıdan görünmüyor ama. İçerisinde kubbe var içeride, Nimet